Merhaba arkadaşlar, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar balkonuma da hoş geldiniz. Böyle kaktüsleri birlikte kontrol etmek istedim arkadaşlar. Yani zaman bulup da inan ki bakamıyorum. Çok yoğun geçiyor günüm. Bazen kargolama günü oluyor. Hani pazartesi, salı günleri genelde satış yaptığım için kargolama da yapıyorum arkadaşlar. O yüzden yani çok da bakamıyorum. Böyle birlikte kontrol edelim istedim. Kaktüsleri de çok seviyorum arkadaşlar. Böyle bir araya aldım. Dörtlü, beşli bir arada. Şöyle sevdiğim türlerden. Beni takip eden arkadaşlarım, bilmiyorum kaktüs sevmeyen arkadaşlar var mı? Kaktüs sevenler tabii ki severek izleyeceklerdir. Yani arkadaşlar dikenleri olsa da yani dokunmadığımız sürece bize zarar vermiyor. Her zaman da saksı değiştirmek de gerekmiyor. Çok bir bakıma ihtiyaçları yok arkadaşlar. Yani yeri konumu çok önemli. Güzel güneş alan bir yerde konumlandırmamız gerekir. Çok suya da ihtiyaçları yok. Yani ben de bunları kışın almaya başladım. Yani bir yıl falan oldu kaktüs bakalı. Böyle yavaş yavaş aldım. Bayağı bir kaktüsüm oldu arkadaşlar. Şu bayağı bir büyüdü. Yani bunlara özel bir vitamin de vermiyorum. Tarımcıya gittiğimde sormuştum. Tarımcı önermiyorum dedi vitamin kaktüslere. Çünkü dedi vitamin çabuk büyümesini sağlıyor. O zaman da kaktüslerin ömrü azalıyor demişti. O yüzden ben de almadım. Arkadaşlar bu şekilde. Yani içlerinde büyük olanlar bir yıllık olan kaktüslerim. Mesela şu arkadaşlar yani bir yıl oldu. Tabii kaybettiğim kaktüslerim de oldu arkadaşlar. Yani toprağa tutunmadığı zaman kökler arkadaşlar kaybediyoruz. Şu da şu özel tür. Şunun şöyle yanlarından çıkan yavrularından almıştım. Mesela bakayım şurada bakar mısınız? Minik. Şurada bir tane ekmiştim. Çoğaltmak için. Bir tane de şurada. Çok belli olmuyor. Rengi çok mor olduğu için. Şu da çok güzel gelişti. Burada iki tane kaktüsüm vardı. Onları kaybettim arkadaşlar. Çünkü kökleri toprağa tutunmadığı için bir yumuşama oldu, çürüme oldu. Yani ona bağlıyorum. Toprağa tutunmadığı için hani öldüğünü düşünüyorum kaktüslerimin. Ben de şu ikisini dün ektim saksıya. Diğer aranjmanımdan çıkarıp da buraya ektim arkadaşlar. Zaten şunu düşünüyordum. Hiç gelişimi iyi olmadı. Yani hiç gelişmedi. Çünkü mutfak önünde yeterli güneş almıyor. Benim güneşliğim var. O tarafta oturduğum için hani güneşten korunmak için de güneşlik takmıştım. Oradaki kaktüslerim gelişimi iyi olmadığı için özellikle de bunun o yüzden almak istedim buraya. Yani güneş çok seviyor kaktüsler. Yani özel bir bakıma da ihtiyaçları yok. Böyle arkadaşlar. Buraya da böyle sukulent ekmiştim. Tespih çiçeğim var. Şöyle
Kozalağı da cilaladık, vernikledik. Şimdilik burada duruyor. Burada da böyle askıda çiçeklerim var. Burada da arkadaşlar böyle şu da çok güzel ağaç formunda duruyor arkadaşlar. Yani birkaç tane de bunun paylaşımı yapmıştım arkadaşlarımla. Böyle burada da kalonşelerim var. Kışın maalesef kaybetmiştim. Kar yağmıştı. Koruyamadım. O yüzden bazı yapraklı dallarından kurtardım. O şekilde yani daha da çoktu. Diyorum ya, paylaşıyorum, hediye koyuyorum benden çiçek alan arkadaşlara da. Bu şekilde arkadaşlar çoğaltmayı o yüzden seviyorum, paylaştığım için. Bu da böyle. Burada da kalınşan var. Böyle bir taneydi. Şöyle 4-5 tane ayırdım, ektim. Bu da bir kalonşe türü arkadaşlar. Farklı yaprakları, uçları, kenarları böyle pembemsi. Şöyle denemek istedim. Yapraklarını ektim. Şöyle tamamen böyle bebekler verdi. Bakar mısınız? Şöyle kaç parça ayırdım. Bir tane burada, bir tane bu. Bu. Bir de yapraklar var. Bir tane de ayrı saksıda. Bunu da bana kaktüs alırken aldığım arkadaş hediye koymuştu. Sağ olsun. Böyle ben de çoğaltmak istedim. Bunlar da benim en son aldığım kaktüslerim. Şöyle arkadaşlar, bunlar da güzel gelişiyorlar. Şu da herhalde çürüyor gibi. Kızım rahat vermiyor. Küçük bir kızım var. Maalesef kopara kopara, bakar mısınız ne hale getirmiş. Balkondan aşağıya atıyor. Çok yaramaz. Yapacak bir şey yok. Bunlar da arkadaşlar ayırdım. İsteyen arkadaşlar olmuştu. Bu sarmaşığımdan yeni almıştım. Onun saksı toprak değişimini yaptım. Bayağı bir kökler vardı ayrı. Böyle ektim. Şöyle iki tanesi. Bu Sevim Hanım'ın. Bu da Emine Hanım'ın. Şu da bir tane böyle isteyen arkadaşlar olursa. Şöyle satışa koydum arkadaşlar. Burada da yapraklarım var, sukulent. Böyle arkadaşlar. Bugün de sizlerle böyle kaktüslerimi paylaşmak istedim. Şu harika, sürekli böyle bakar mısınız? Üzerinde sanki kırmızı kırmızı meyveler gibi kese tohumları. Harika duruyor. Şurada da yapraklarım var. Kamp ateşi. Şöyle bebekler çıktı. Bu şekilde arkadaşlar. Satış da yapıyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar olursa kaktüs, sukulent, yani istediğiniz farklı tür çiçeklerden araştırıp bulup o şekilde veya aldığım seracıdan bularak o şekilde satış yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çiçek Dolu Dünyam Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Zeynep Altaş adlı Instagram hesabım. Çiçek Dolu Dünya. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Çiçek Dolu Dünya
kanalımdan görüşmek üzere. Hoşça kalın.